Arkadaşlar, yeni başlığımız return değil mi? Return. Geri dönmek gibi bir anlam var aslında. Daha doğrusu döndürmek de diyebiliriz. Prosedürden tek bir tamsiye değer döndürmek için bir başka seçenek olarak da return ifadesi kullanılır diyor. Bu şekilde output parametresini hem prosedür içinde hem de dev prosedürün çağrıldığı yerde tanımlamak zorunda kalınmadan doğrudan değer döndürülebilir diyor. Bu uygulamada hem return hem de output parametresi aynı anda bir uygulamada hem return hem de output parametresi aynı anda kullanılabilir diyor. Şimdi return deyimi aslında output'un yerine kullanılabilecek bir deyim. Bunu örnekle gösterelim. Örneğimiz şu şekilde: tanımlanan ve ilk değerleri veren iki sayıyı saklı yordama göndererek çarpımlarını saklı yordamda yapıp sonucu gönderildiği yerde görüntüleyen bir saklı yordam yazınız diyor. Sonra saklı yordamınızı test ediniz diyor. Bunu birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. Buradaki satırlarımı siliyorum. Yeni bir örnek yaptığım için. Ve yeni prosedür oluşturacağız. Bunun için create prop dedikten sonra bu çarp olsun. Yani kullanıcı tanımlı çarp isimli bir prosedür yapıyorum. Parantez açtım ve kapattım. Ve bunun prosedürün kendi içindeki değişkenlerini tanımlayalım. S1, sayı 1, sayı 2 şeklinde tanımladım. Veri tipleri integer olsun bunların. Yani tam sayı anlamında. Gördüğünüz gibi sonucu alabilmek için bir şey yazmadık gördüğünüz gibi. Toplam veya çarpım sonucu gibisinden bir şey yazmıyoruz. Sadece veri girişi olacak. Bu prosedürümüzle ilgili kod bloğunda şöyle açıyorum. As ve go blokları arasında kodlarımızı yazacağız. Return ile direkt sonucu döndürebiliyoruz. Bunun için return dedim. S1 değişkenindeki ile S2 değişkenindekini çarpmam yeterli olacak. Evet, bunları bu şekilde yazdım. Prosedürümüz bu. Bu prosedürü çalıştırıp şuraya ekleyelim prosedürler arasına. Seçtim. Hatta baştan itibaren seçelim şöyle. Execute dedim. Ve şurayı da şu şekilde refresh dedim. Bu çarp isimli prosedürüm burada oluşturuldu. Şimdi sıra geldi bu prosedürü çalıştırmaya veya kullanmaya. Evet. Şöyle yapalım. Saklı yordamımızı test edelim şeklinde bir açıklama yazdım. Declare dedikten sonra sayı 1 integer, sayı 2 integer ve çarpım olmak üzere 3 tane değişken tanımladım. Bunları kullanacağız. Sayı 1'in içine bir sayı yükleyeceğim. Şuradakileri kullanabilirsiniz. Bu şekilde eşittir. Mesela 5 olsun. Ondan sonra sayı 2'nin içine de bir sayı yükleyeceğim arkadaşlar. Bunu da 9 olsun. Ve bu değerleri, 5 ve 9 rakamlarını biz saklı prosedür vasıtasıyla hesaplatalım ve sonucu döndürelim. Exec dedikten sonra çarpım diyorum ve bu çarp isimli prosedürümü çalıştıracağım. Bu prosedür sayı 1 ve sayı 2'den gelen sayıları işleme alsın istiyorum. Ve sonucu göstermek için de select çarpımları şeklinde yazdım. Virgül çarpım. Evet. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Şurada virgül yerine evet virgülü kullandım. Şimdi burayı çalıştırdığımda buradaki saklı prosedür iki tane sayının çarpımı alacak. Bakın çalışma şekli şu. Sayı 1 ve sayı 2'ye 5 ve 9 rakamlarını uygulamışız. Burada exec dedik. U çarpımının içindeki sayı 1'deki 5 S1 değişkenine aktarılacak. Sayı 2'deki 9 S2 değişkenine aktarılacak ve burada çarpılacak. Sonuç 45 olarak dönecektir. 45 rakamı da bu U çarp vasıtasıyla tekrar buradaki değişkene aktarılacak ve yazdırılacak. Evet, bu şekilde. Şurada da bir et işareti kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Execute dedim. 45 şeklinde gösterdi. Saklı yordamımızın içinden değerimizi yani sonucumuzu return ile döndürmüş olduk. Şu return ifadesi. Output kullanmadık. Output yerine return kullandık arkadaşlar. Evet.
Bu örneğimizle burada sona erdi.